Herkese yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Şu anda ben burada böyle bir odada kalıyorum, şöyle göstereyim. Sağ olsun çok sevdiğim bir arkadaşım olan Çağatay abi sayesinde burada kalıyorum. O benden önce bu odada kalıyordu ve buraya aylık ödeme yapmıştı, ancak erken çıkması gerekti ve ben de onun yerine burada ücretsiz kalmaya başladım. Böyle bir özel odam olmuş oldu. Şöyle hatta manzaramı da size göstereyim. Bakın böyle caddeyi görüyor, böyle güneş vuruyor tepeden. Gayet güzel bir yer. Şimdi size burada göstereceğim birkaç bir şey var videoya başlamadan önce. Benim buraya gelmeden önce Machu Picchu'ya gitmeye dair hiçbir ekipmanım yoktu. Machu Picchu'ya gitmek için yapılan bir yürüyüş var. Salkantay yürüyüşü adlı bir yürüyüş. Bu yürüyüş 5 gece 4 gün sürüyor ve çok zorlu bir yürüyüş. Çünkü geceleri hava sıcaklığı -4'lere 5'lere düşüyor ve bayağı böyle dağların üzerinde yürüyorsunuz. Bayağı yüksek bir akımda yürüyorsunuz. Yanınızda yiyeceğiniz taşımanız lazım falan. Buraya olan turlar inanılmaz derecede pahalı. Ve ben bunu kendi başıma yapabilir miyim diye düşünüyordum ama hiç ekipmanım yoktu. Şimdi giden arkadaşlarım bana burada bayağı bir ekipman bıraktılar. O ekipmanları şimdi size biraz göstereceğim. Evet, şimdi şöyle ekipmanlarımı sıradan göstereyim ve hepsine teker teker teşekkür ediyorum bana bu ekipmanları bıraktıkları için. Öncelikle hem çadırım yoktu. Buradan ayrılan Mert diye bir arkadaşım bana bu çadırını bıraktı, sağ olsun. Artık Salkantay yürüyüşünü kendi başıma yapmak için çadırım var. Şimdi başka bir şeye gelelim. Çağatay abi sağ olsun giderken bana şöyle bir kışlık bir ceket, bir yürüyüş ayakkabısı, bir de bu arada yürümek için bir tişört bıraktı, sağ olsun. O da bunları bıraktı. Bizim Burak Durgun, o da böyle bir uyku tulumu bıraktı bana. 0 dereceye kadar dayanıklı, bende sadece yazlık bir uyku tulumu vardı. Böyle bayağı bir ekipman dizmiş oldum ben. Başka şeyler var mı bilmiyorum artık buralarda. Bayağı böyle ortam oluştu ve yavaştan artık Salkantay yürüyüşüne hazırlanıyorum. Bu arada hazır Çağatay'a demiş ya, onun kitabını da gösterelim burada, tanıtalım videomuzda. Hala okumayanlar varsa tavsiye ediyorum. Ben de yeni yeni başlıyorum okumaya. Gerçekten yıllarca emek verdiği güzel bir kitap. Bizim Çağatay abinin, Çağatay Özdemir'in kitabı. Şimdi ben artık Salkantay yürüyüş hazırlıklarını tamamen başladım dediğim gibi. Machu Picchu bileti almanız gerekiyor. Machu Picchu'ya giriş yapabilmeniz için. Giriş için 40 dolarlık falan bir bilet almanız gerekiyor. O bileti alacağım. Sonrasında yanımda yiyecek falan götürmek için ve oradan dönüşte minibüs, otobüs falan bir şey kullanabilmek için biraz para biriktirmem gerekiyor. Ve bu hazırlıkları tamamlıyorum artık yavaştan. Bakalım, umarım Salkantay yürüyüşünü yapıp Machu Picchu'yu görmekte nasip olacak yakında. Güzel videolar gelecek. Bunu böyle sizlerle videonun başında paylaşmak istedim. Çünkü böyle çok uğraşıyorum gerçekten ben Machu Picchu'ya gidebilmek için. Bir yandan Machu Picchu'nun parasını biriktirebilmek için, bir yandan böyle organizasyonu yapabilmek için falan ciddi bir emek veriyorum gerçekten. Çünkü Peru'ya gelmişken Machu Picchu'yu görmeyi çok istiyorum. Şimdi bugünkü konumuza gelelim. Bugün şimdi ben buradan otoyoldan çıkacağım ve sizi dünya tatlısı bir çiftle tanıştıracağım. Karı koca dünyayı geziyorlar. Kurumsal hayattan istifa edip dünya turuna çıkmış bir çift. Onlarla güzel bir gün geçireceğiz bugün. Güzel yerleri ziyaret edeceğiz. Hadi fazla da uzatmadan hazırlanayım ben ve dışarı çıkıp onlarla da tanıştırayım sizi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. İnsanın GoPro'su olması ne güzel bir şeymiş ya. Şu GoPro'yla video çekmenin rahatlığı var ya, mükemmel bir şey. Hadi çıkalım dışarı. Bu arada ben biraz geç kaldım ve koştura koştura gidiyorum bizimkilerin yanında bekletmemek için. Burası Avenida del Sol. Bu Plaza de Armas'a çıkan. Hola. Bu Plaza de Armas'a çıkan, yani şehrin merkezindeki meydana çıkan cadde. Şehrin en işlek caddesi olabilir. Bayağı işlek bir yer. Bakalım buradan böyle koştura koştura bizimkilerin yanına doğru yetişmeye çalışıyorum. Ve şimdi size dünyanın en tatlı çiftiyle tanıştıracağım. Buluşacağımız yere geldim. Şöyle göstereyim etrafı, bakalım. Böyle bir yerdeyim. Bizimkiler de buralarda bir yerlerde ama neredeler bilmiyorum. Bu arada az önce polis durdurdu beni. DNA'yı sor dedim, ben turistim. Hangi ülkeden istedi? Dedim Türk'üm. Gidebilirsin dedi. Evet. Pazar videosu yapacağız. Videolarla karşılıklı. Abi selam.
İyi, senden ne haber? İki YouTuber. Nerede zikler? Şeye gittiler, para bozdurmaya. 100 vardı elimizde sadece, 100 sol. 100 sol da çok büyük işte, dolmuş olmamış vermek için. Kabul etmiyorlar ya, dün 100 solu bozduramadım ben burada. Burada sordular, bozduramadılar. Yok yok. Şimdi markete gidelim, en azından bir şey aldık. Mecbur bozacak yani, ne yapacak? İyi, süper. Onun için şeye gittim ben. Koştura koştura geldim ya, yok, var ya. Yok, estağfurullah, bekliyorum, ne olacak. Tamam, çıktım koştura koştura geldim, geç kalmayayım diye. Sonunda buluştuk biz, bir araya geldik Onur abi de. Vallahi neydi sizin? Pek gezerler. Pek gezerler. Aynen. Onur'la Cansel. Cansel de birazdan geliyor. Aynen. Bizim soyadımız Peker. İşte araya bir gezme koyduk. Pek gezerler, pek gezerler oldu. Öyle bir marka aldık. Süper kendimiz. Süper. Aynen. Bu arada burası bir pazar. San Pedro isimli yerel pazar burada. Buranın önünde buluştuk biz. Buradan başka pazara doğru yola koyulacağız birazdan bakalım. Ve şimdi Cansel de geldi. Aramıza katıldı. Bir de Belçika arkadaşımız var. What was your name? Laura. Laura. Okay. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? İkiniz geldiniz burada. Ne zamandır yoldasınız? Hikayeniz ne? Bu arada böyle bir yemek de aldık. Onur da bir yandan yemek ben yiyor. Ben Burak'ın videosunda da şey çıktım. Yemek yerken burada yemek yerken yakaladık seni. Biz ne yapıyoruz? Biz istifa ettik. Türkiye'de büyük bir savunma sanayi şirketine çalışıyorduk. Oradan çıktık. Dedik hayat kısa. Kuşlar uçuyor. Şiirdeki gibi. Peki. Çocuk öncesinde işte böyle peki, zor şey oldu mu bu karar? Yıllarca özel sektörde çalıştıktan oldu. Sonra yani iş yerinden ayrılmam 6 ay sürdü benim. Neden? Ya projeler var, bir sürü milyon dolarlık, bunları takip etmem, teslim etmem gerekiyor, birilerine devretmem gerekiyordu falan. Peki ikimiz de öyle. Nasıl aldınız bu kararı? Öncesinde geziyor muydunuz ikiniz? Aslında ikimiz de gezmeyi çok seviyorduk. İşte ilk beraber gezimiz hatta Kazakistan'aydı. Onur bir gün dedi Kazakistan'a gidelim mi? Ben de çok mutlu oldum. Çünkü hem farklı bir yer, hem böyle farklı yerleri gezmeyi de seviyoruz. İkimiz de Erasmus yaptık üniversitede. Onun da etkisi var. Yani gezmede. Gezginlik Erasmus'tan kanımıza girdi. Oradan beri de çıkamadık. Beraber de ikimiz çok gezmekten baktık, keyif alıyoruz. Evet. Sürekli kamp yapıyorduk. Hep sürekli bir yer. Ya yani günübirlik Bodrum'a falan gidip geliyorduk hani. Günübirlik Kıbrıs'a gittik geldik. Ya yani öyle. Günübirlik Kıbrıs'a. Aynen. Daha nişanlıyken hani böyle baktık duramıyoruz. İş yerinde de normalde herkes böyle müdür olmak istiyor, direktör olmak istiyor. Yükselmek istiyor. Bizim hiç böyle heveslerimiz yok. Oraya ait hissetmedik kendimizi. Yani sonra dedik belki bu tür şeyler bize çok anlamsız geliyordu. Yani gerçekten hiç öyle heveslerimiz olmadı. Gezmeyi de çok sevmeye başladık beraber. Arabamızı karavana çevirdik. Süper. Arka koltukları çıkıyor Yeti'nin. Olur, o koltukları kaldırıp içine gidip A101'den bir tane sünger yatak almıştık. Ben sana atarım o resmi. O sünger ya, koyarım ben onu videoda. Vallahi. Gittik mesela bir tane stor perde aldık. İşte İçine perde falan yaptık. Perde yaptık. Çok iyi ya. Oraya ufak bir yansıtıcı var. Onunla yansıtıp bir şeyler izliyorduk. Yani çok seviyorduk özgür olmayı, hani dilediğimiz gibi farklı yerleri görmeyi, seyahat etmeyi, farklı insanlarla tanışmayı çok sevdiğimizi fark ettik beraber de. Sonra bu özgürlük tutkusu, hani bu gezme aşkı sürekli içten içe dürtmeye başladı bizi. Biz ne yapıyoruz? Ya hayat kısa gerçekten. Bizim ilk plan şeydi, düğün altınlarını satıp çıkmaktı. Daha evlenmeden önce mi? Evlenip düğün altınlarını bozup dünya turuna çıkacaktı. Kaç yıl sonra çıktınız peki evlendikten? Pandemi girdi araya. Pandemi nedeniyle 3 yıl evde işte ufak bahçe işleriyle falan uğraştık. Hani farklı hobilerle evlenip. Tam pandemi bitti. İş yerinde de böyle iyice bunu aldık artık. Ya bir ara versek dedik. Gidelim bu artık. Bu Avrupa'da olan bir şey. Yani gap year mesela 6 yıl sonra 7 yıl sonra insanlar hakları var. Çıkın diyorlar, gezin, dünyayı görün, gidip başka işle uğraşın. Farklı bir konuda kendinizi geliştirin diyorlar. O İsrailler de şey yapıyor. Orduya gittikten sonra çıkıyorlar. Zorunlu askerlik yani var onlarda evet. Da. 2 yıl mıydı, 3 yıl mıydı? Zorunlu askerlik var, sonrasında yola çıkıyorlar, geziyorlar. O yüzden biz de dedik neden olmasın. Zaten yaşımız da artık geliyor. Şey artık çocuk baskısı falan, evlendiniz falan. Şimdi ne kadar oldu peki yola çıkalı? Yola çıkalı 3 ay oldu. Biz Kolombiya'dan başladık gezimize. Aynen. 2 ay boyunca Kolombiya'daydık. 1 aydır da Peru'dayız. Kolombiya'da çok güzel, çok güzel geçirdik. Yani o 2 ayı yolda o kadar güzel insanlarla tanıştık. Evlerinde kaldığımız o Couchsurfing aileleriyle hala WhatsApp'tan görüntülü konuşuyoruz. Çok ya yani
biriktirdik beraber. İşte beraber offroad yarışına da katıldığımız süper oldu. Ya. Beraber tatillere de gittiğimiz oldu. Herkes çok sıcakkanlı davrandı. Çok yardımsever davrandı bize. Yani o yüzden hala Kolombiya'yı buldum. O iki ay bile bize istifa ettiğimize değdi. Şu an peki planınız ne? Ne kadar daha devam etmeyi düşünüyorsunuz? Var mı bir plan? Şu anda işte önümüzde Bolivya var, Arjantin var, Brezilya var. Ondan sonra mecburi bir Türkiye dönüş biletimiz var. Sonrası belli değil. Belirsiz. Yani kurumsal hayata dönmek istemiyoruz açıkçası. Çünkü bu hayata biraz alıştık. Ya böyle biraz daha uzaktan işler vesaire yaparak halen daha gezimizi sürdürmek istiyoruz. Umarım sosyal medya diğerlere gidip çok daha rahat olur. Evet, sosyal medyadan da belki takip edin yani, kanalı bırakıyorum. Onun da motivasyonu çünkü çok fazla. Çünkü insanlar geliyor altına yorum yazıyor. Sizin sayenizde şurayı gördük, burayı gördük. Onun motivasyonu çok fazla. Ama şu anda o seviyede değiliz. İnşallah ileride dediğin gibi. Bugün nereye gidiyorduk bu arada? Neydi marketin adı? Çinçero. Çinçero. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Böyle uzun uzun hikayeyi de anlattığımıza göre. Aa, çok teşekkür ederim. Artık yola koyulalım. Şöyle bir sokak yemeğimiz var bu arada. Göstereyim. İçi biberli böyle. Dışı hamur kaplı, içi biberli. Az önce aldık. Böyle çok değişik bir şey. Hamur kaplı ısırıyorsunuz, acı falan. Evet. Değil mi? Böyle değişik bir şey. Çok güzel. Bakalım yolculuk başlıyor. Evet, şimdi ani bir şekilde otobüse geldik. Yolculuk başlıyor bakalım. Zor oldu biraz buluşumuz. Son anda yetiştik. Şöyle bir ortam içerisinde. Bakalım. Bir anda böyle yolculuğa başlamış olduk. Ani bir şekilde sıranda yetiştik. Tam böyle... aradan önünü kestik. Değil mi? Tam önünü kestik. Bakalım böyle yerel bir otobüste bak gidiyoruz. Bak işte Urubamba'ya gidiyor. Urubamba otobüsü, evet. Bakalım yolculuk başlıyor. Ve sonunda Çinçero'ya ulaştık biz. Az önce otobüsten indik. Biraz böyle uzun bir yolculuk oldu. Yollar çok virajlıydı. Vallahi. Bakalım. Birazdan böyle markete doğru varacağız. Markette galiba takas yolu alışveriş yapılıyormuş, evet. Değil mi? Sen bir anlattın hala. Bileklikle. Bakalım ben de bileklikle bir şeyler takas etmeyi deneyeceğim eğer oluyorsa. Patates getiriyor. Patatesi yerine işte tarak alıyor. Öyle düşün. Öyle bakalım. Takas yapılıyor. Takas pazarı. Para yok onlarda. Burası çok lokal bir yermiş. Güzel bir pazar diye duyduk, inşallah memnun kalırız. Bakalım meşhur pazarmış, göreceğiz birazdan biz de. Bu arada böyle geleneksel teyzelerimiz de geçiyor. Ola. Çok tatlılar değil mi? Böyle geleneksel kıyafetlerle. Bolivya'da hayatta çektirmiyordu bu teyzeler. Kamerayı görünce çıldırıyorlardı. Burada gayet tatlılar, el sallıyorlar falan. Ve şimdi burada Çinçero Market'in girişine geldik. Burada öncelikle el yapımı ürünleri satıyorlarmış. Burası pazarın girişi. Şöyle göstereyim bakın. Çantalar var burada, eldivenler. Bunlar kilim galiba. Kilim tarzı şeyler var burada. Türk kilimi. Türk kilimi. Bileklikler var burada. Bakın teyzemiz gösteriyor. Dos soles por uno. Bir tanesi 2 sormuş. Yani 50 cent falan yapıyor bir tanesi. Burada pançolar var. ¿Cuánto cuesta por pancho? Pancho. Sien. Pançolarda böyle 100 solmuş. 100 sol kaç para yapıyor ya? Pahalı ya, bayağı pahalı. 20 dolar, 25 dolar. 25 dolar. Yüksek yani burada. Şehir merkezde daha uyguna bulunuyor bunların fiyatları. Pançoların bazılarını alpaka tüyünden yapıyorlar. Bu lamalar küçüklerin tüyünden. Güzel oluyor. Bakın burada böyle bez bebekler var bir de. Bunlar ne alaka gerçekten bilmiyorum. Bayağı böyle süslenmiş bez bebekler var her yerde. İlginç yani. Bakın böyle el yapımı kilimler var. Ablamız gösteriyor. 50 sormuş. 50 soru el yapımı şey. Toka. Ya ben yaptım diyor da bence hazırdır ya. Bunlar imkansız ya bence hepsi. Dün biz gördük bir teyze böyle yapıyordu kendisi. Ciddi misin ya? Ve farklı farklı desenler. Kondor koymuş, puma koymuş, şey koymuş. Çok güzel. Bir de şey dikkat edin. Bez bebekler var böyle çok fazla. Okey. Şimdi burada böyle yerel müzik aletleri var. Balkabanla yapıp bizimkiler de bunu alıyorlar. İndirim yaptırdık. 15 lira ödeştik bunlardan bir tanesi için. Yani 3,5 dolar falan bir tanesi. Çok iyi değil mi? Şu çok güzel. Burada böyle bir şey var. Bu baya böyle
yağmur sesi dedi adam. Böyle deniz kabuğu gibi şeyler var içerisinde. Çok güzel ses çıkartıyor. Ya bayağı sanat eseri bunlar. Böyle ince işlemeli hepsi teker teker. Bakar mısınız? Üzerine böyle bir sürü figür yapmışlar. Ya çok acayip ya. Böyle adam indirim yapmayacak gibiydi. İndirim yapıyorum gülümse falan en son düşürdük biraz. Furkan yüzünün tatlılığıyla herkesi ikna ediyor. Bir şekilde ikna ediyor. Hangisini alalım? Yazın komentlere. Yazın yorumlara. Hangisi güzel? Hangisi ya güzel? Şu çok güzel de buna 70 soles dedi. Çok pahalı. İnanılmaz pahalı yani. Ya, bunu taşıyamayız daha. Bunlar küçük. Türkiye'ye dönerken şunları da almak istiyorum ama yanıma. Eğer bulabilirsem böyle getirmek istiyorum. Şimdi pazarın içerisinde devam ediyoruz. Oldukça ilginç ürünler var burada. Bakın şöyle göstereyim. Burada böyle patatese benzeyen bir şey var ama bilmiyoruz. Peru'da 1300'ün üzerinde patates çeşidi varmış. Bakın burada pazarın kasabı var. Şöyle göstereyim. Tavuk ayakları falan böyle her şey böyle açıkta satılıyor. Ola! Sosisler falan burada. Kasaplık olayı çok değişik ya buralarda. Bakın burada da böyle tropikal meyveler var. Ya burada kayısı satılıyor. Ben ilk defa bu ülkelerde kayısı gördüm. Bakın şu daha önce görmediğim meyve. Nar var burada, kivi var. Yine kayısı. Bizdeki meyvelerin böyle %90'ı burada bulunuyor. Gerçekten ilginç yani. Normalde çoğu ülkede bazı şeyleri bulamıyorsunuz ama Peru'da topraklar çok verimli, her şey var. Bakın burada böyle bir meyve var, böyle turuncu. Bu da böyle ilginç bir meyve. Bunu da ben daha önce hiç denemedim. Bu meyvenin adı neydi biliyor musun? Granadilla. 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 You don't know? No, I never tried. Try one. Yes. Bakalım. It's böyle it's değişik bir meyve. It's a little bit expensive. Şimdi soracağım, deneyeceğiz bakalım bir tane. Bir sol falan mı? Bir sol falan olsun ya, bir şey değil yani. Deneriz böyle bir tane. Hola, disculpe. Disculpe. Hola. Señorita. Duymuyor kimse bizi. Şimdi deneyeceğiz bakalım meyveyi. Böyle bir şey. Böyle kırarak açılıyormuş galiba. Ufak yani, üstünden bir parça aç. Şöyle. Yarısını aç. You open it? Yes. Yes. Abi bu kabuğuymuş sarı kısmı. Evet. It's bunayı üstünde soy. Portakala benziyor bu. Şurasını da soy. Yok. Şurayı da kaldır. It looks like orange. Yes, but it's not. Wow. Look yes, at this. Yes. Bakar mısın? Çok ilginç bir şey çıktı içinden. Dur şimdi şöyle yapacağım. Çok ilginç. Kaşık gibi bu böyle. Hüpleteceğim. İçine çek. Biraz daha yer aç. Şöyle. Hepsini içine çek. Çok güzel tadı. Çek. Wow. Wow. Bayağı güzel bir şey çıktı. Şöyle göstereyim tekrardan. İçerisi böyle gri çekirdekli meyveler var. Böyle enteresan. Böyle tarif edemiyorum ya. Böyle çok değişik tadı var. Hiçbir şeye benzemiyor. Değil mi? İlk defa böyle bir şey denedim ya. Hiç bizde olan bir şey değil. Böyle bir meyve işte. Bir tanesine 10 soru dedik bunun. Bir soru dedik yani. 3-4 TL falan değil mi? 3-4 TL falan. Aynen. Dostum. Böyle. Şimdi guayama meyvesi diye bir şey varmış burada. Bayağı böyle bu bizim barbunya gibi bir şey, böyle fasulye gibi. Bir de bundan deneyeceğiz ama. Nasıl açacağım ben bunu? Bir yerinden açacağım onu. Bu da aynı diğeriyle. Şimdi o pamuklu yeri var ya, orayı yiyeceğim. Pamuklu yeri mi yeniyor? O düşürme sakın. Eat this? Eat, yes. It is like popcorn. How is it? Hmm. O çekirdekleri yeme. Oh my çekirdeği God. Mi? Çekirdeğini de yedim ya. O yüzden tadını beğenmedim. Böyle muz gibi. Şimdi bembeyaz muz gibi böyle. Evet. Ama çekirdekli bu. Çekirdeği yeme. Çekirdeği çıkar. A little. Hmm. Yes. Strange. Wow. Çekirdeklerine bakar mısın? Böyle simsiyah çekirdeği var. Böyle taş gibi. Only out skin. Şöyle muz gibi bir şey bu ama çok değişik ya, böyle çekirdekleri falan. It's tasty. Yes. Yes, yes. It's tasty. Yes, yes. So strange. Ben böyle çok da bir şey bulmadım ya. Bunda diğeri daha iyiydi. Oo, diğeri tabii canım daha güzel. Ama şey, tadı güzel yani. Very fresh. Pamuk yiyorsun bunu, sanki. Biz Medellin'deyken kahve çiftliğine gittik. Salento'da adam bütün araziye bunlardan ekmişti. Çünkü böcekler kahve yerine buna gidiyormuş. Böcekler kahve yerine bundan yiyorlar. Buna gidiyormuş. Kahveler bu sayede böceklenmiyormuş. Çok değişik ya böyle. Böyle bir şey var. Öyle mi var? Bir de çok gölge yapıyor. Baya böyle muz gibi yalnız. Böyle açıyorsun içine, evet. Baksana böyle. Görünüşte benziyor ama çok çekirdekli. Yes, so strange. Değişik evleri denetiyorsun sana. Böyle bir şey. Şili.
Moya. Chili Moya. Evet. Sıradaki meyve bu mu? Bu böyle mi yeniyor direkt? Şimdi böyle bir meyve daha geldi bakalım. Oh my god. Hmm. Kolombiya'daki vanavana değil mi? Bu çok güzel ya, çok lezzetli bu. En iyisi bu. Kavun gibi böyle. Kavuna benziyor tadı. It's like watermelon. Aa. Kavuna benziyor bak. Gerçekten öyle. Ne güzel tadı var. Yes, so good. Çok güzel ya. They make juice. They make juice with this. Yes, meyve suyu da yapıyorlarmış bundan. Bayağı böyle kavun gibi tadı var. Banavana'nın kardeşi bu. Banavana var kardeşi. Çok lezzetli ya. Ya bugün var ya, tropikal meyvelerin dibine vurduk burada. Mandalina ile başlayıp bunu da bitiriyoruz. Şimdi Onur'un kamerasına geçtim. Benim GoPro'nun şarjı bitince buradan devam edeceğiz. Şimdi burada yemek bölümüne geldik. Burada ilginç yemekler satılıyor. Bakın burada balık kızartıyor bir sürü. Yakından göstereyim. Bayağı böyle güzel gözüküyor. Şöyle devam edelim bakalım başka neler var. Hamur kızartması gibi bir şey var burada. Aa, bu sabah yediğimiz şey var ya burada. Biberli hamur kızartması. Değil mi? Sabah yediğimiz şey. Burada patates kızartıyor ablamız. Esa poyo? Aa, domuzmuş bu da. Patatesle domuz. Bayağı böyle cips gibi kızartıyor. Bunun adı Rocoto Reno'ymuş. Rocoto Reno. Reno şey demek, içi dolu bir şeyler demek. Papa olunca işte papa dışı. Papa Reno'ya, bu da? Rocoto. Rocoto. O da biberin adı herhalde. Aynen. Bayağı böyle geleneksel pazar ya yalnız. Bakın burada böyle abiler yemek yiyor. Tabii böyle bir yerdeyseniz hijyeni çok düşünmemek gerekiyor. Tabaklar böyle yıkanıyor burada. Ola. Come on. Video sevmedi galiba abla. Bakın burada böyle yerel yemekler yine. Ola. İnsanlar Cusco'nun merkezine göre inanılmaz derece sıcakkanlı. Galiba fazla turist gelmediğinden. Ha, Cusco merkezde çok, yüzümüze bakmıyorlar ya. Çok. Bir şey veriyorum adama, 3 lira veriyorum para. Yüzüme bakmıyor para üstüne. Yok yok, bir de fazla fiyat oğlum söylüyorlar bazen. Evet. Geçen cips alıyorum küçük, fazla fiyat söylüyor bana. Hayır, ondan sonra düştü. Bir şey diyordu Burak. Bir gittiğim restoranda bir sonraki porsiyonda daha küçüğü geliyor. Daha küçüğü geliyor. Giderek küçülüyor. Anlayınca bakın, senin burada böyle geleneksel teyzelerimiz var. Şöyle göstereyim. Ola. Bir birey birey çıyorlar baksana. Sana mı diyor? Baya teyzeler toplamış birey çıyor burada. Böyle acayip bir ortam ya burası. Bakın burada böyle bir meyve suyu tarzı bir şey var. İşte Hugo. Esa Hugo? Esa Confresa. Confresa Hugo. Mayıs, mayıs. Şey yok, fresa diyor, çilek. Çilekli meyve suyuymuş bu böyle. Mayıs. Wow. Aa, turşu kokuyor ya bu, baya şey böyle, çilek turşusu ya. Kombuça mı acaba? Esa salado. Con salado, sí. Aa. Bu da ablamız verdi, şöyle deneyeceğim şimdi. Turşunun üzerine şeker döktü ya bildiğiniz. Deneyeceğim mi? Şalgam gibi böyle ama. Ne güzel. Meyveli de ağzımız. Hmm. Dene dene bak, güzel ama. En başta bir tuhaf geliyor, sonra güzel. Omega. Muy diferente. Hugo de maíz. Hugo de maíz. Şeyle, çilekle beraber. Confresa. Mısırdan yapılıyor. Mısır içeceği ama içerisine çilek katıyor. Esa de qué? Es chicha amarilla. En esta chicha está preparado esto. Esa amarilla chicha. Aha. Es de maíz jugo. Maíz jugo. Bu direkt mısırdan. Bu da çilekle beraber karışık. Böyle ilginç bir şey ya. Bayağı çilek turşusu gibi ama şeker attı falan böyle. Mısırı her şeyde kullanıyorlar ya burada. Çilek turşusu güzel bir adam olmuş. Hep. Sen nasıl buldun bu arada? Güzel mi? Çilek turşusu. Benim hoşuma gitti yani. Böyle. En başta bir tuhaf geldi de. Fena değil. Yok, sevdim ben. Şalgamı özlemiştim zaten. Şalgam gibi, evet. Şalgama da benziyor. Şimdi bakın burada başka bir satış daha var. Şöyle yemekleri yakından göstereyim. Burada patatesli bir yemek var. Bu galiba Mısır'dan bir yemek burada. Altta yine böyle biberli hamur kızartması. Burada yine böyle bizdeki türlü tarzı bir yemek böyle. Farklı farklı böyle güzel yemekler var burada. Bakalım biz de bir şeyler deneyeceğiz büyük ihtimalle birazdan. Şöyle baya böyle lokal bir ortam ya, orası çok hoşuma gitti. Bakın burada abimiz de bir şeyler pişiriyor. ¿Qué es eso? ¿Es pollo?
Şundan yapıyormuş abimiz. Bak burada bizim yediğimiz şeyden pişiriyor adam. Biz sabah bundan denemiştik, adam burada pişiriyor gözümüzün önünde. Ooo çok güzel. Bayağı güzel. Ese es otro. Esa otra, sí, esa cocinado antes. Rocotos, contiene, contiene igual también la cebolla, de todo contiene. Bayağı böyle lokal bir ortam ya, acayip hoşuma gitti benim burası. Şimdi buradan böyle bir yemek alıyoruz. Ablamız tabağımızı hazırladı. Kocaman böyle balıklar var. Bizim alabalığa benziyor. Bakalım deneyeceğiz. 4 tane söyledik. Tanesi 10 solesmiş. Yani 10 soleste ne yapıyor? 2,5-3 dolar gibi bir şey yapıyor galiba. Böyle 35-40 lira gibi bir şey. Hatta bakın tabağımız geldi. In Portugal. Şunlar mısır. Bunun hatta cipsini de yapıyorlar. Mısırın büyük. Bu, ha, denesene. Nasıl bir şey? Uf, mısıra bak ya. Nasıl? Yani tadı mısır da kocaman ağzımı dolduruyor. Yanında böyle patatesler var, balık, şu biberli şey, biberli hamur ve yanında da salata. Bayağı güzel gözüküyor, bakalım deneyeceğiz şimdi. Bir de bak daha geldi. Wow. Sen para sevmeyi geri istiyorsan. Şimdi böyle yemeğimiz geldi, bakalım deneyeceğiz şimdi. Şöyle bir koyayım kamerayı, bilmiyorum ne kadar gözükecek ama. Güzel mi açı? Şöyle bir balığı deneyelim bakalım. Wow, baya lezzetli ya bence şöyle. And be careful with the here. Okay. Yes, yes, and there's a lot. Baya kılçıklı balık ama ben baya beğendim, güzel. Tadı çok güzel yani. Tabak da çok güzel, patatesler, şu büyük mısırlar falan. Baya lezzetli. İlk kez bu kadar büyük tabak gördüm ben. Bakalım şimdi böyle biz burada yemeğimizi yiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi Furkan değiştirmeyi deneyecek. Çantalım mız çıktı şimdi. Adam bir küfreler yine. Bilmiyorum bakalım ne. Şimdi çantada burada büyüklükler var. Bir de doğal taşlar var. Belki doğal taşlarla değiştirmek ister. Ya ki diyene pusseras de Türkiye. Esas diferente cosas. Esta toda materia es de Türkiye, por ejemplo. Esto vendían de esas y esa estoy viajando por el mundo. Adamın ilgisini çekti. Sí, bracelet. Por las pulseras. Y, por ejemplo, aquí. Oh, wow. Es amatista de México con plata. Es silver. Furkan adamın ilgisini çekmeyi başardı. Adamın wow. Gerçekten. Adam o kadar etkili. ¿Cuánto cuesta eso? Esas diferentes. Estoy vendiendo esta amatista por 50, por ejemplo. Esa por 20, esta es por 10. Un momento. Adam böyle şaşırdı duru. Yo tengo de estas de México. Estoy usando por ejemplo esta toda. Kral ya. Ah. Esto pueden vender en Cusco. Donde venden. Estoy vendiendo en la Plaza de Armas. Ah. ¿Y qué tal movimiento hay? Es difícil porque tienen muchos vendedores. Ah. Personas no tienen paciente para mí. Sí. Adamı satacağım en sonunda. Ben böyle takas falan bırakıyorum. O kadar top, toptan 5'e vereyim adama ben. Bueno, sí. Pero tu esposa, ¿te tal vez. ¿Puedo cambiar este? ¿Con tú, este? ¿Esa con esa? Claro, es pequeño. Vamos, a, vamos a hacer dos por esa. No, no, no. No, no. ¿Esa 20, no? ¿Cuánta no. esa? Esa está. ¿Qué tiene, tiene otra? Vamos a hacer dos por otro. Por ejemplo, por esa. No, yo quisiera por esta. No, tomar un más. Tomar un más, vamos a cambiar con esa. No, quiero uno nomás yo, este. ¿Uno de esa también? Takas no. Başladı. No. Vamos, vamos, un más. Vamos, cambiamos con esa, un más. Está vamos, bien, vamos, esto, vamos. Esto. Ok. Sí, ¿ya? ¿Eh? ¿Esta quieres? ¿Por esa? No. No. No, por esta. ¿No cambiar por esa?
Adamı ikna edemiyorum ya. Hadi Furkan. Hadi Furkan. Pero esa mejor, me gusta esa mucha. Vamos a cambiar esa. No. Todo tomar un bambú. Me cuesta. Este trapo que estás vendiendo 10 soles. Eso cuesta. ¿Por esa? 15, no. Eso está 50 soles. 50. Oh. No, no, no. Ya, siz kaç para ödemişsiniz? Uzun şeyden alayım bari. No, es mucho. Bu 15'ti. 50. ¿Por esa? ¿Cuánto esa por esa? Por esa 20. 20? Eğer komplo por 15 daha 2. Yakaladım. Çok çok sert pazarlık var ya. Olmaz por esa. Okey. Alkış. Okey. Okey. Bravo. Furkan harikasın. Ah, boy sınırına erişim dedi. Ben dolandırılmış hissediyorum kendim şu an. Yok, çok güzel oldu şu. Bayağı sanatsal bir şey. Çok güzel ya. Çelisini aldın değil mi? Lamalısını. Ya. İki taneye evet. Bunu mu aldın? Bunu foto. Bunu foto. Bunu foto. Good deal. Good deal. Good deal. Çekebilir misin? Bueno, one, two, three. Wow, negocios. Perfecto. Perfecto. Harika. Eso es trueque. Trueque, sí, es trueque. Los incas hacían trueque. Porque no conocían dinero. No tenían... Wow. Aquí es posible por otras cosas también, ¿sí? Quizás. Ok, me voy a cambiar con Pancho. Abi çok iyi ya. Furkan, çok diyor ki İnkalar diyor para kullanmıyordu. Direkt diyor malzemeleri değiştiriyorlardı. O yüzden burada kültür devam ediyor diyor. Başka şeylerle de değiştirebilirsin dedi. Yani, para esposa? Evet, biz. Si? Hostelle falan da değiştirebiliyor muyuz kuskonlar? Poe de cambiar con pasar. Adam çok tatlı ya. Furkan ya. Furkan ne yaptı etti? Takasını yaptı. Güzel de takas yaptı. Aldı ürün. Yes. Şöyle. Sen söyle. Güzel yani bence hatıra aldı ya. Çok büyük hatıra. Şey zaten büyük hatıra. Bir de böyle değiştirdin ya para kullanmadan böyle. Bayağı birlikte şey değiştirdim ya böyle. Süper. Bir de baksana hani tamamen işleme böyle çizim falan bal kabağından. Güzel oldu yani. Vallahi çok güzel. Furkan ya amazing. Cansel üstündekiyle yere bir şey değişmeye çalışıyor. Bu da keçi var ya. Biz keçi var. Keçi var. No alpaka. Pero keçi var. No alpaka pero keçi var. Burada dekatlon yok. Keçi var yazıyor ya o şekilde. Ama burada keçi o şekilde yazılıyor. Evet, bir keçi var. Sor sen ciddi bir sor bakayım. Değiştirecek mi? Ciddi söylüyorum. Şey. Orada direkt kadın değiştirecek neyin var diye sordu. Direkt onu sordu. No me entra. No me entra. Bana olmaz diyor. Para tut. İho. Onu da kızını al dedim yok diyor. Aslında bu kaç kat daha kaliteli de anlamaz tabi. Neler oluyor burada? Ortam çok değişti. Dedim ki değişim yapalım sonra senden malzeme alalım dediler. Küpeler çok ucuz geldi. Bayağı böyle satış yapmaya başladım bir anda. Çok iyi. Yürütmesinler kız. Bunlar falan iyi gösterdi ya yok yakalamıyorum ben. Yes. Çeksene ya şunu. Ortalık kızıştı ya takasa diye geldim ben sonra senden malzeme alalım dediler. Ucuz geldi malzemeden. Muchas opciones, sí. Ay, Furkan, inanılmaz. Okay. ¿Dónde es la otra esa? Esto. Esta, eso. Hoy voy a chorear, oigan, ¿ah? Esa pulsera. Furkan satışa bir girdi.
değişim yapacağım diye. Kadınlar küpeleri görünce çıldırmış. Çok komik ya. Para vender. Okay, quanto quieres? Quanto por esa? Por esa 6. Esto para vender, amigos, son varios, mira. Por este cuánto? Kaç yapayım ya bunlara? İndirim yapıyorlar, alıyorlar benden baya. Nasıl ilgileniyorlar Furkan? Karama, kevla. Ok, ¿quieres estas para vender, sí? ¿Quieres comprar mucha? ¿Tiene más? ¿Bicicleta? ¿Tiene eso? Yo quiero bicicleta también. Kavga ediyorlar kendi işlerinde. Nasıl ilgilendiriyorlar? Nasıl ilgilendiriyorlar? Şu an bütün kadınlar Furkan'a kalkıp toplandı. Kim kere? Ola! Abi, tarihi bir an yaşam yaşam bu da var ya. Ben yaptım bu arada bunların hepsini. Yok canım. Ciddi söylüyorum. Ya şunları ayrı ayrı buldum, aldım. Bolivya'da araştırdım, yaptım. Ya satılacağını biliyordum. Bir yerde satıldı işte böyle. Hepsini alıyorlar mı? Ucuz geldi. Kaça veriyorsun? Ya ben 5 dedim, hani çok alırsak daha da indirim yapar mısın dediler. Dedim yaparım, niye olmasın. 5 sol mu bir tanesi? 5 sol dedim ben, işte indirim yapıyorlar çifti. Biraz daha. Çifti. Ucuz geldi ya, burada pahalıya satıyorlar. Valla inanamıyorum, öyle bir manzara var ki dışarıdan bakınca. Çektin değil mi? Evet, inanılır gibi değil. Nasıl ilgilendiler? Asturkos. Pachinko. Solo esto retes nomás ahí no hay más. Ahora no más. Pero puede hacer más tiempo después. Amigo, a tres, ¿no es cierto? Tres soles. Tres soles, sí, sí. Daha da toplanıyor insanlar. Gören geliyor. Tabii çeksene. Gören geliyor. Kalabalığa bak. Es un amatista. Tabii kalabalık görünce burada ne var diye herkes merak etti şimdi. Değişim bir anda ticarete dönüştü. Kapitalist düzen hakim olmuş burada ilk kararda. Şey oldum ben, kapitalist düzeni getirdi Avrupa'da. Okey okey. Furkan adamın elinden alma. Kavga çıkacak. Okey. Esperan. Kent yine elefant. Okey okey. Şimdi bir de kavga çıkıyor. Değil mi? Paylaşamıyorlar. Paylaşamıyorlar. Orada. Alacaklar. Biri bisiklet istiyor, biri bilmem ne istiyor. Manitos, okay. Furkan satışı geçti, şimdi sipariş almaya başladı. Haftaya pazar burada. Gene gelecek, satış yapacak. Bisikletasi, bisikletasi. Okay, elefante. Torre, manito. ¿Qué más es manito y bicicleta? Cuatro, cuatro, cuatro. No te creo, ¿verdad? Yo es mío. ¿Su nombre, amigo? Furkan. Furkan, le vamos a esperar. ¿Cómo es domingo? Y no puedes hacer así como este, así. Así, para tapar. Muhabbetlere bak. Hepimiz kule istiyoruz diyor. Este domingo próximo. A ver, ese perrito. Bir dahaki hafta kesin geleceksin diyor, yoksa... Adını da aldı çocuğun. Onun sevgilisiymiş. Kamerayı açtım. Bir daha düşün. Az önce adam şuradaki kadına küpe aldı. Kadının eline aldı. Diyor ki o benim sevgilimdi. Bir de şeylere başladı. Sevgilim olduğu için aldı falan. Çok tatlılar ya, inanılmaz. Çok tatlı insanlar. Normalde Peru'da bu kadar sıcak insanlar bulamamıştık. Şu anda bayağı samimiyet ilerletmiş durumdayız. Panchos Escada. Panchos Escada. Panchos Escada. Çok komik ya. Evet, şimdi satışımızı tamamladık, gidiyoruz. Muchas gracias. Hasta luego. Bayağı böyle bir ilgi oldu bir anda. Beklemiyordum ben. Malzemelerimi çevirmeye çalışırken bir anda böyle insanlar toplandı. Bir anda böyle bayağı bir şey satıldı. Yani anlamadım ben de. Panç alacaktım sadece. Okay. Hasta luego. Sadece ben panço için bakıyordum. Hani bir anda böyle para kazandım burada. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Esa. Okay, elefante. Elefante. Florcita. Florcita. Toda.
Hayır, me voy a recordar, no preocupes. Halen daha insanlar soru soruyor, Allah'ım çıldırıyor. Haftaya sipariş veriyor. Siparişler falan. Nereden bulacağım ben onları bir de, onu da bilmiyorum. Değil mi? Bolivya'da aldım onu. Bolivya'dan aldım bir de. Ya gerçekten çok acayip bir deneyimdi ya. Burada böyle bayağı bir satış yaptım yani. Hiç beklemiyordum böyle pazarda bu kadar iş olmasını, çok farklı bir deneyimdi. Şimdi bizimkilerin yanına geldik. Pazarda ayrılmıştık. Nasıldı pazardaki manzara? Muhteşemdi ya. Felicitares. Los negocios. Torre. Roxy ve Domingo. Bir dahaki haftaya kuleden istiyorum diyor. Bisikletten ya, istiyorum diyor. Elden fil istiyorum. Fil istiyorum. They were so curious, you know. They were so curious. I was shocked. Çok ilgilendiler. Hepimiz yani şok olduk. Ya o kadar ilgili bakıyorlar, inceliyorlar, takıyorlar, çıkarıyorlar. Arkadaşlarını alıyorlar. Birbirlerinin elinden alıyorlar falan. Kapışıyorlar. Ha şey diyor, ben o diyor bisikleti ben alacağım, o ben alacağım falan. Ya. Muhteşem. Çok acayip bir deneyim diye gerçekten. Şimdi burada bir kilise var. Oraya doğru çıkıyoruz değil mi? Evet evet. Meydana mı gittiniz siz? Biz kiliseyi arıyoruz hala. Meşhur bir kilise miymiş? Herhalde normal. Bu arada şurayı da göstereyim, bakın bu evler tamamen çamurdan yapılma, topraktan, toprak ve saman. Bu şekilde birleştirmişler, bayağı toprak ve samandan yapılma evler var her yerde. Bütün evler bu şekilde neredeyse. Evet, yürümeye devam ediyoruz bakalım. Yollar hep bu şekilde, yine her yerde topraktan yapılma evler. Bakalım. Manzara da bu arada süper, dağları görüyor önümüz. Ova gibi, bakar mısınız ön taraf böyle? Sapsarı. Çok güzel gözüküyor. Sokakları da çok güzel. Böyle yerler taş falan. Ya şu evler bana bayağı ilginç geldi. Evet. Baksana, toprağa tuğla gibi yapmışlar böyle. Evet. Şekil vermişler toprağa tuğla gibi. Gerçekten ve öyle. Ve sıva falan hiçbir şey yok. Tamamen topraktan. Sadece altı. Stabile etmek için var. Üstünde yok. Çok ilginç ya. Samanla karıştırmışlar. Gerçekten çok ilginç. Ya burası Cusco'dan tamamen farklı bir kültür bu arada. Az önce de onu konuşuyorduk pazardakilere. Bir tanesi dedim ki, sen Cusco'dan mısın? Bir anda hepsi böyle şey oldu. Yok dediler, biz Cusco'dan değiliz. Biz burada yaşıyoruz. Farklı şehirdeniz. Cusco'yu sevmiyoruz falan. Şaşırdım. Galiba Cusco çok turistik olduğu için Cusco'daki insanlar ve Cusco'yu sevmiyorlar. Herhalde. Yani bayağı ilginçti ya. There is a market. We cannot enter here. I don't know. No podemos entrar aquí para el mercado. No, de aquí para allá ya es con el boleto. Şimdi böyle bir yere geldik. Kilise de buradaymış ama 60 peso istiyorlar şey için. Pardon, 60 sol istiyorlar. Yani çok bir şey de yok. Sadece şöyle küçük bir kilise var. Böyle bir yer yani. Al, dosya gönderiyse para tamamda bir deneyim. Bir deneyim dedim de şansım yok. Abla çok katı. Evet. Yani 60 sol istiyorlar içeri girişinde. 60 sol de bayağı pahalı yani. Bu şey herhalde. Yaklaşık bu, 15 dolar falan herhalde. 70 sol her şeyi geziyorsun, bir bilet var ya, o bu. Ama biz işte şeye gittik, Pisac'a gittik. İnka kalıntılar falan da dahil. Evet, evet. Aa, para 70 soles. Solo es algo lo tiene, otro lo es también. 4 parques. 4 parques. Moray, Ollantaytambo y Pisac. Pisac, aa. Ollantaytambo. Ya şey, tamamını gezecekseniz 60 soya hep kesebiliyorsunuz. Bu arada içeride İnka duvarlarından var yine Cusco'da olan, evet. O büyük taşlarla yapılmış. Yani bence çok bir şey yok burada kilisede yani. Evet. Çok bir şey yok bence yani. This is a kind of antique city. Burada da böyle bir yer var. Ne burası? Birinin evinin bahçesi galiba burası da. Ben denk girdim ama. Adam diyecek, çık bahçemden. Şimdi sana çık demezler Kukan. Sana gel derler. Ben bir şekilde anlaşıyorum bunlarla ya. Cusco merkezdekilerle pek olmuyor ama buradakilerle. Bundan sonra ama mekan belli. Çinçero. Otelini buraya taşı. Sen buradaki ablalar sahip çıkarsan. Vallahi doyururlar, yedirirler. Neler şey diyor, bakar. Bu şey dedim, bu taşlar da Meksika'dan. Kadın diyor ki, sen Meksikalısın. Yok dedim, ben Türk'üm. Aa, Türk müsün falan böyle hepsi. Çok sevindiler. Çok şaşırdılar. Çok sevindiler ya Türkleri. Şimdi geri dönme kararı aldık biz. Çünkü içeri giriş 60 sol. O da 15-16 dolar yapıyor galiba. Değil mi? 3.76 burada dolar kuru. 70 hatta ya. Sete. 3.70 mi? 70 sol. Yani bayağı pahalı. Ya eminim oranın manzarası da güzeldi böyle. Ama yani çok fazla ya. 4 farklı yere girebiliyor musunuz? Diğer İnka kalıntılarına buradan aldığınız bir biletle
Ama yani burada çok bir şey yok. Diğer yerlere gitme planımız yok şu anda. Evet. O yüzden gereksiz biraz. Böyle bir yere geldik. Burada bakın böyle şapkalar var. Alpaka tüyünden bir de böyle deriden bir şapka var burada. Machu Picchu şeyleri falan var üzerinde. Burada da lamalar, alpakalar var. Bunlar çok tatlılar ya. Baksana. Çok güzeller ya. Ya şu pançolardan bir tane istiyorum ya. Bir tane alacağım bunlardan bir gün ama çok pahalıya satıyorlar burada. Bakın burada yine böyle İnkaların tanrılarını sembolize eden şeyler var. Pipalar var. Böyle bir sürü farklı ürün var. İnka satrancı. Mesela toda pirvitas de Türkiye tambien. Se tiene ojo turco, somos cremos, esa para buena suerte y protección. Somos tenemos esa en todas las casas en Turquía. Podemos hacer. ¿Y para bebés no tienes? Para niña. Para bebés, chiquititas. Yo tengo, sí, sí, yo tengo. Sí, sí, yo tengo. ¿Cuántos años tienes, pero? Dos años. ¿Dos años? Por dos años. Ok, me voy a mostrarte otra. Furkan gene değişim yapacak bir yer buldu. Kime sorsa burada ilgisini çekiyor. Okay, toma otra cosa y cambias, toma uno de esa, vamos cambiamos cualquiera. No, este no. ¿Cómo? Este no. ¿No más? Este. Okay, solo esa, toma otra, cambiamos cosa. Si sí, puedes, esa, esa, cualquiera. No, esta no. ¿Solo esa? Sí. Okay. Kaça o? Onu satacağız ya. Değiştirdiğimde şey yaptık da onu beğendim. Böyle tamam mı? Onu beğense. Değişiyor. Okey. Hoppa. Bueno, bueno, bueno. Gracias amigo. Abi benim için en iyi yer burası ya. Gene değişimle sonuçlandı. Vallahi helal olsun. Sadece bir tane nazar boncuğu var bileklikte. Nazar boncuğunu anlattım adama. Dedim biz bunu evlerimize koyuyoruz. Bu bize koruma sağlıyor. İyi şans veriyor. Değiştirelim de bebeği için aldı 2 yaşında. Muy bonito. Para bebito. Para bebito. Cambiada. Esa también en el mercado aquí. Este es de Turquía. Sí, sí, somos de Turquía. Bélgica, Turquía, Turquía. Turquía también es un país muy visitado por turistas, ¿no? Evet, buraya kadar çok güzel, eğlenceli bir gün oldu. Biz bile bu kadarını beklemiyorduk gerçekten. Aynen. Çok keyifli geçti. Herkese teşekkürler. Thank you, Laura. Vallahi biz teşekkür ederim. Thank you so much. Yes, you're welcome. For this funny day. Yes, of course. Now I'm going to finish the video. Do you want to say something? No. I'm happy to be with Turkish people. No, really. It's my first time and I enjoy a lot. It's a family. It was a good day. Family. Yes. Size çok teşekkür ederim. Vallahi biz güzel bir gündü. Gel yanıma. Gel gel. Vallahi biz çok teşekkür ederiz. Unutulmaz bir gün oldu sayende. Yok, sizin de sayenizde. Ya sizin sayenizde ben buraya geldim. Hiç bilmiyordum. Vallahi. Sizin sayenizde öğrendim. Benim için de çok keyifli bir gün oldu. Hayatımızda ilk defa takas gördük. İnternette yazıyordu yani, ama senin sayende gerçeğini gördük. Gerçeğini gördük. Nasıl ikna ettiysem artık ben. Öyle bir ikna kabiliyetim var ki, şeytan tüyü var. Çok sevdiler seni. Bir ara baktık, herkes tezgahını bırakmıştı. Kimse iş yapmıyordu. Herkes Furkan'ın başında seçmeye çalışıyor. Küpeleri. Çok güzel bir gündü ya. Çok, çok eğlenceli. Çok güzel bir gündü. Bu arada takip etmeyi unutmayın. YouTube hesaplarını bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Pek keserler. Abone olmayı, yorum yazmayı siz de unutmayın. Çok seviyoruz. Çok sevdik. Harika bir gün. Evet. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.